2 Haziran 2017 ve burası Çanakkale Bayramiç ilçemize bağlı Öğrenli köyündeyiz ve şeftalisi bol olan bir bölgedir ve rekor gelişim ürünümüzü 6 dekar yeni diktiği şeftali fidanlarına kullanan Metin Bey'in bahçesindeyiz. Metin Bey, rekor gelişimi kullandınız. Öncelikle kısaca memnun musunuz? Şu anda memnunum. Yani evet. Tabii daha ileride ne gibi bir sonuçlar alacağız, yani verim alacağız. Peki atmadığınız yerler vardı yetmediği için. Evet, atmadığım yerler var. İki tek kova başlayalım. Almıştım. Ben denemek için aldım bu ürünü. Evet. Denemek için iki kova aldım ama yetmedi. Evet. Yetmediği için atamadığım yerler var. Ne o halde onların durumu şu anda? Valla onların durumu şu anda pek içi açıcı değil. Çekmeyi düşünüyorsunuz. Yani hatta iyilerini alıp kötülerini sökmeyi, yer değiştirmeyi bile düşünüyorum. Düşünüyorsunuz, yani. Evet. Hemen başlayalım, bakın. Evet. Atılan yerlere geliyoruz, evet. Doğru miktarda, doğru şekilde uyguladınız. Evet. Ne zaman diktiniz bunu efendim? Bu 1 yaşında. Uyurgöz. Uyurgöz. Bunu tabii çöğürden diktiniz yani. Evet, bu çöğürden dikildi. Yani tohumdan, çekirdekten. Evet. Evet. Haliyle dolayısıyla fidan mantığında düşündüğümüzde yeni dikilmiş bir fidan gibi aynı. Evet. O şekilde halde. Yani tohumdan dikerseniz. Nasıl, görüntüsü nasıl, renk nasıl? Şu anki renklidir efendim. Yani gördüğünüz evet. Renk neyi ifade ediyor? Koyu yeşil, yani keyfi yerinde. Keyfi yerinde. Tepe sürgünleri çok güzel. Evet. Evet. Gelelim efendim. Bakın burada. Şu anda gübre de verilmedi. Yani bu önümüzdeki suda gübre verdi. Hiç gübre vermediniz. Sadece evet. Rekor gelişimi gördünüz. Sadece hayvan gübresi ve rekor gelişimi. Evet. Bakın bahçeyi görüyoruz değil mi? Bahçenin şu anda ağaçları görüyoruz burada. Evet. Öbür tarafta ağaçlar gözükmüyor dediniz ya. Evet. Ağaç yok ortada. Bakın şunların hepsi bunlar. Evet, devam edelim, buyurun. Evet, buradayız. Şöyle karşıya da geçelim. Bir boy kıyaslaması da en azından öbür taraftan şimdi yapacağız halde. Evet. Diz kapağınıza gelen bir hali var bunun. Evet. Evet. Yani gelişme bu şekilde. Bir yaprak hastalığı falan var mı? Şu anda yok. Gelelim böyle. Evet. Herhangi bir yaprak hastalığı her sıradan uyguluyoruz. Kırmızı atıyoruz. Evet. Normal. Çöğürden dikim, fidandan değil bu. Evet. Evet, bu şekilde. Bu biraz daha sağlıklı, evet. Daha iyi, daha gürbüz böyle. Bu şekilde. Ve siz gösterin. O bir de yeni diktiğiniz falan fidan olarak vardı. Onlara bakalım. Onlar bu tarafta. Evet, o tarafta. Buyurun. Toprak yapınız kırmızı bir toprak. Evet. Taban toprak, sert bir toprak. Evet. Yine aynı şekilde çöğürden dikilenler burada. Evet. Evet, bunlar burada. Hayır, şöyle. Metin Bey, şöyle ki burada da vardı ya. Evet. Hayır, burada başta da vardı galiba. Fidandan diktikleriniz. Bunların içinde de var. Ha, göster, onları gösterin. Bunlar içinde mesela. Bunların içinde, evet. Ha. Bunlar şey. Çöğürden dikeyim bunlar, evet. Şu olabilir mi bakın? Evet, o bir tane. Evet, buyurun bakalım. Bunlar evet. Eksikleri tamamlıyor. Evet. Bu fidandan, tüplü fidan. 1,5 evet. Ay önce dikildi. Ya tüplü değil, bunlar da köklüydü de. Uyur gözlü bunlar. Uyur göz. Şeyden patladı. Evet. Gözden patladı. Evet. 1,5 ay oldu. Evet. Evet. Bu da aynı. Bu da aynı. Yeni daha. Evet. Bunlar evet. Çöğürden. Çöğürden. Evet. Bu şekilde bahçeyi şöyle de bir çekelim. Bahçemizin hali bu. Evet. Gelelim burada şeye. Atılmayan yerlere gelelim. Atılmayan bu taraf var. Evet. Sulanan bir bölge. Evet. Evet. Şimdi buradan itibaren atılmadı. Atılmadı. Evet. Evet. Şu bahsettiğimiz şey bu. Evet. Az öncekiyle aynı. Mesela bu. Var mı bu bir karış boyu şu anda? Anca bir karış. Nasıl görünüyor sağlığı? Sağlığı rengi sarı. Yapraklar şey. Evet. Oradaki para yeşil yok diyorsunuz yani. Aynen. Evet. Yetmediği için kullanmadınız. Ya yetmediği için buraya atamadık. Evet. Geçen sene de çöğürden var mı buralarda? Burada yok. Burada yok. Evet. Devam edelim. Bunlar hep bu sene dikme. Hı hı. Yapraklarımız evet. Evet, bu şekilde. Evet. Bir tanesi de şu galiba. Evet. Bu yarım karış bile yok yani. Bu, hatta bu
gözü patlamamış bunun. Aşı yeşil ama göz patlamamış. Göz patlamamış. Onda evet. Siz burada çoğunluğu biraz sıkıntılı dediniz hali. Evet. Kıl gibi küçük kalmış yani. Görüldüğü gibi sıkıntılı yani. Sıkıntılı hali. Evet. Buranın en iyileri bunlar. Şu an. Evet. Şu an bunların en iyisi. Mesela şurada gene makize. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Evet. Kuruyan bile var. Kuruyan bile var diyorsunuz. Evet, şurada bir tane kurumuş. Atılmayan da bu sorunları yaşadım sahilde. Evet, bir tane de burada var gene. Evet. Necim Bey, görüyorsunuz fidan çok mühim konu. Yani dikiyorsunuz, fidanı para alıyorsunuz, bir zaman harcıyorsunuz. Geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Ve bakıyorsunuz, büyümüyor halde. Yani rekor gelişme fidancılıktaki etkisini gördünüz mü? Tavsiye ettiğiniz oldu mu bu arada? Tabii arkadaşlara tavsiye ettim. 1,5 ay oldu evet, evet. Arkadaşlara tavsiye ediyoruz ama şimdi tabii sonuçlarını yeni yeni almaya başladığımız için doğru de, söylüyorsunuz. Kesin bir şey de söyleyemiyoruz yani. Bak, şu anki sonuç ortada. Yani şu an işte ben mesela söylüyorum arkadaşlarıma diyorum ki bak evet. Kullandım bu şekilde oldu. Şimdi Metin Bey şöyle atmadığınız yerde kuruyan bir tane yok. Kuruyan yok sen. Ve sağlıkları yeşil canlı kara yeşil. Atılan yerlerde görüyorsunuz kurumalar başlamış. Bu sonuç değil mi abi şu anda? %100 sonuç yani. İnşallah. Net sonuç yani. Evet, inşallah bundan sonra da daha güzel olur. Merak etmeyin. Asıl burada şu vardır. Bakın öncelikle tabii fidanın büyümesi önemli ama ben her zaman şunu söylerim. Yani bugün asıl olan şey meyve tutumudur, meyve kalitesidir haliyle. Burada bugün kara yeşil olması demek çok güzel göz sökecek demek oluyor. Evet. Sağlıklı olması demek kaliteli göz sökecek, kaliteli meyve verecek demek anlamına geliyor haliyle. Daha her ne kadar erken olsa da nihayetinde bu işi doğaya katkı için değil. Öncelikle bir masrafı da çıkartsın. Tabii, tabii. Bir para kazan. Tabii. Tamam biraz da hobi olsun olabilir. Hani sonuçta bir emek harcıyorsun halde. Bu noktada durum budur halde. Benim soracaklarım bunlar, söyleyeceklerim bunlar. Sizin varsa başka unuttuğunuz şeyler varsa söyle lütfen. Valla nasip olursa ben seneye meyve almayı düşünüyorum onlardan. İnşallah, inşallah. Peki bir şey soracağım ben size. Tesadüf. Kullanan dostlarınızı da gördünüz halde. Bu da şaşırttı mı sizi? Evet. Yani, beraber geldik bahçenize. Tabii bilmiyorduk. Yani evet. Çevremizde kullananlar var mı? Ceviz bahçelerine kullandılar evet. Kendileri. O beraber gezdik hali burayı da. Yani imkan olsa yani her ağaca, sebzemizde kullanabilsek. İnşallah yani zaman geçtikçe, para kazandıkça evet, devamını getirirsiniz halde. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.